CrossFit'teyiz arkadaşlar. Yarın sınav var. Master sınavı. Önemli sınavlardan bir tanesi. Bazen anlatıyorum size, senede bir kere oluyor diyor bu sınav. Bunu veremezsem seneye kışı beklemek zorunda kalacağım. O yüzden yarın kazanırsam benim için bayağı iyi olur. Biraz stres atmak için dışarı geldim böyle. Yanımda kimseyi almadım. Arkadaşları da almadım. Viviana'yı da almadım. Sınav günlerinde öncesinde böyle tek kalmam gerekiyor. Şimdi mercimekle başlıyorum. Mercimekten sonra da Adana söyledim. Adana gelecek. Burada minbardayız. Bayağı iyi. Yemekler daha önce yazın bayağı geliyordum. Neyse. Önce bir başlayayım. Sonra devam ederiz. Adana da geldi arkadaşlar. Beklediğimden daha uzun geldi ya. Bayağı büyük. Elimden daha büyük. İyi güzel doyacağız bayağı. İnsanlar da yavaştan çıkmaya başladı. Sabah biraz soğuktu. Buradan belki biraz kanal tarafına gideceğim. Biraz da orada kafe dinleyeceğim. Yürüyüş müdür. Çünkü sınav öncesinde çok stres hissediyorum üstümde. Kazanamamaktan değil de daha çok kazanamazsam bir sene bekleme olayı bayağı strese basıyor beni. O yüzden fark ediyorum yani. Hala tam olarak atamadım şey stresi. Saat akşama ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sınav sorularından bir tanesi Bandura'nın modelleme teorisi ile ilgiliydi. İnternetten ekstra bir bilgiler açtım, ona baktım. Çünkü bizim bazen üniversitede hocalar çok karışık anlatıyorlar. Deneme sorularını çözdüm. Onlar bilgisayarımda, hani cevapları görmeyeyim diye kendi cevaplarımı buraya yazdım. Sonra doğru mu yanlış mı işte. Bir şey tekrar etmem gerekiyorsa falan onları not aldım. Böyle şimdi yavaştan artık yatmaya geçmemiz lazım. Oo. Hava gri, hava depresif. Ne yapıyorsunuz lan minikler? Sizi okşayamıyorum da. Dokunduğum zaman elime batıyorsunuz. Şu da çok büyüdü ya. Şık kadar büyüdü, şuna bakar mısınız? Dev gibi oldu. Saat 8:30. Şu ışığı yakayım önce. Böyle çok karanlık gözüküyor. Manyağın biri de bu soğukta pencereyi açık bırakmış. Allah ne cins insanlar var ya. Donuyoruz zaten, Mart'ta 5 kere kar yağdı. Ağlarsa saçmalıyor arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapacağım. Aslında sınav günleri çok kahve içmekten yana değilim. Zıt bir insan tuvaleti geliyor sınavında ama bu sınav sadece 45 dakika sürecek. O yüzden şey yapabiliriz. Bir tane kahve yine de beni açar diye düşünüyorum. Zamanında biliyorsunuz çok lanet bir matematik sınavına girmiştim. Orada o sınav 3 saat sürüyordu. O bayağı yorucuydu zihinsel ve fiziksel olarak ama bu sınav sadece 45 dakika. 45 dakikaya total 29 soru sorulacak. Aşağı yukarı soru başına 1.30 saniye kadar bir aşağı yukarı vaktiniz kalıyor. 1,5 dakikaya yakın yani. O yüzden yapılması gereken şu, soruyu çok hızlı okuyup, sorular çok uzun, cevapları da çok uzun. Yani bir saat falan sürüyor bir soru. Hemen okuyup, hemen karar verip, işaretleyip, bir de şöyle bir bakıp doğru mu yaptım deyip bir sonraki soruya geçmem lazım. Bakalım, iyi hissediyorum yani. 10.30-11.30'da kapı girişi yazıyor. Kimliklerinizi getirin, bunu falan. Ben kendimi biliyorum, en az en geç yani daha doğrusu 10.40'da falan orada olurum. Hani tam bir saat değil ama böyle 40-50 dakika öncesi. Adres bildiğim bir adres değil. Yazmışlar oraya. Soy isminize göre sıralanıyorsunuz. Benim soy ismimde bilmem ne bilmem ne binası 2 numara yazıyordu. Oraya gideceğim. Biraz daha mı açsam bu ya? Hadi biraz daha açayım. Aha açtım. Oraya gideceğim. Onu bulmam lazım. Bazı binaların girişleri çok abuk subuk yerlerden oluyor. Şimdi bilmediğim yerde vakit kaybetmek istemiyorum. Bu arada bu sınav konusu şeydi. Beynin nasıl işlediği, beynin bilgiyi nasıl işlediği, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, duygu hafıza olayı, hani bir şey duygusal öğrendiğinde nasıl bilinç altına bir atıyor, onu nasıl uzun süreli hatırlayabilirsin. Yani çok böyle güzel şeyler öğrendim. İlk defa doğru bıktım, bitsin istiyorum ama ilk defa
nasıl söyleyeyim size, zevk aldım. Öğrenme, çocuklar öğrenme, matematiği öğrenme, Almancayı öğrenme. Almanca öğrenirken kelimeleri nasıl daha iyi kafana kaydedebilirsin, nasıl daha iyi hızlı dil öğrenebilirsin falan filan. Baya benim değişik birkaç şey öğrendim, onları paylaşacağım yani böyle. Hatta şey yaptım, ders çalışırken, lan sütü nereye koymuşum? Sütü almamışım, bir dakika sütü alıp geleyim. Cumartesi günü alışveriş yapmıştım. Sütü mutfağa koymayı unutmuşum. Süt kendi odamda kalmış. Böyle yani çok... Unsere Züge fahren derzeit nicht im gebotenen Takt. Wir bitten Sie um etwas Geduld. Our trains are not running on the regular schedule. We thank you for your patience. Trenler diyor, her zaman olduğu saatte gelmeyecek diyor. Yok ya, olacak şeye bak. Bir saat kaldı. Saat 10.30'da orada olmayı planlıyordum. Şu an saat 10.30. Daha yola yeni çıktım ama yani bir saat var. Şu an gelmiyor Uç. Neyse bakalım, belki gelir. Yetişemezsem çok büyük rezillik olur. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey ama. Belki de o her şey olabilir yani. Hayır, şükür geldin ya. Acayip sessiz. Sabah sabah. Abi Berlin var ya, metrolarına hiç güven olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şey organize edemedikleri için saçma sapan şeyler oluyor. Üniversiteye geldim arkadaşlar. Şimdi saat 11:05 var. Şuradan gözüküyor, aşağı yukarı gözüküyor. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Önce gitmem gereken yeri bulayım. Zaten 35 dakikamız kaldı. Daha sonra bir kısa tuvalete gideyim, su falan içeyim. Falan. Hafiften heyecanlandım ben. Kuşlar arkada. Kuşlar arkada cıvıl cıvıl ötüyor, bilmiyorum, duyuyor musunuz? Yazık, onlara da acıyorum. İlk bahar geldi zannediyorlar. Etrafa bakın. Bir tane yaprağını açan ağaç yok. Kış gibi. Ya şey, bu Google Map ne kadar sıkıtıyor arkadaş. Allah'tan birazcık kampüsü biliyorum yani. Girdim, çok saçma sapan bir yol gösterdi bana. Yanlış geldim gibi hissettim. Takusstrasse 39 diyor. Matematikle biyolojinin olduğu yere giderken o sokak. Şimdi zaten o sokağa giriyorum. Evet, Takusstrasse karşımda. Burada Takusstrasse böyle gideceğiz bu yol boyunca. Burada Elimination Center Nummer 2 diyor. Galiba orada daha önce bir dersim var. Bir şey yazmadım. O yüzden binanın ismi bana çok yabancı geldi doğruya doğru. Lan matematik sınavını verili veri. Bu yolu gitmemişim, onu fark ettim. Matematik bizim şeyler buradaydı. Haftalık mentor grupları, Übung grupları, ödev grupları, çalışma grupları hepsi buradaydı. Buradan gidip sola sapıyorduk. O zaman bu sokağa çok geliyordu ama şimdi adı Takusstrasse deyince hiç çağrışım bile yapmadı yani. Abi şu gördüğünüz bina var ya karşımdaki. Şu bir otel. Otel yani. Ve buranın girişi otelin içinden oluyormuş. Ben 20 dakika falan dolandım. Hiç burada sınavına yazmamıştım daha önce. Otelin içine giriyorsun, yürüyorsun, resepsiyondan buraya çıkıyorsun. Sınav da şurada olacak. Bilgisayarları hazırlamışlar. Ama bina olarak hiçbir fark yok. Bu da camlı, aynı camlı. Arkamdaki de otel, bu da camlı. Yani hafif strese soktu yani bu saate kadar. Şu an saat 11:14. Bilmiyorum gözüküyor mu? 11:14. 16 dakika kaldı, yavaştan içeri gideyim. Onun 3 tane sınav çözdüm. Geçen seneden 2 tane. Bir de bize verdikleri bir tane deneme sınavı vardı bu dönem. Onu çözdüm. Hepsinden geçiyordum. Bazılarında %78 zor, bazılarında %70, bazılarında %60 falan. Ama yani %50'yi rahat geçiyordum. Sınav çok bayağı kötü geçti yani. Kötü geçti dediğim, bilemiyorum da, hepsini cevapladım ama bu tarz soruları daha önce hiç
deneme sınavında almamıştım, geçmemişti. Vallahi bilemiyorum, çıkarım yapamıyorum yani. Önce moralim bayağı düşük oldu, ondan sonra hemen çıkan arkadaşlara baktım. Baktım abi, herkesin morali düşük. İnsan kendini tabii bir sosyal olarak kıyaslıyor başkalarıyla. Onların da nasıl geçti acaba, ben mi hani iyi hazırlanmadım falan da düşünüyorum yani. Nasıl iyi hazırlanabilirdim diye kendimi soruyorum. Doğruya doğru çok bir cevap da bulamıyorum açıkçası yani. Size hayvan gibi çalışsın. Yanımıza bir tane kağıt alabiliyorduk. Not hani alabilmek için, sınav için. Önlü arkalı yazabiliyorsun istediğin şeyleri. Hiçbir şeyi böyle formül veya teoriyi yazmak yasak da değildi. Yani tamamen istediğini yazabiliyorsun. Ona rağmen hazırladığım kağıt hiçbir işe yaramadı. Yani hazırladığım kağıtta hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlarla konuştum, onlar da aynı şeyi söyledi. Arkasına almış hoparlörü, biliyor musun? Yıkıyor, sokağa yıka yıka gidiyor. Neyse işte, arkadaşlarla konuştum. Ya dedim, lan o kadar kağıt hazırladım, hiçbir şey çıkmadı falan. Sizin nasıldı falan dedim. Dediler bizde de aynı, hiçbir boka yaramadı yani yazdıklarımız. Şimdi bir kahve alayım da. Kahve falan alacaktım arkadaşlar, vazgeçtim. Çünkü birden inanılmaz bir enerji düşüklüğü oldu bende. Bilmiyorum, moralim bozuldu diye mi oldu? Aslında Liliana ile beraber yemeğe gidecektik. Ama dedim yani kendi kendime biraz vakitte ihtiyacım var abi, kafa. Enerjim düştü yani. Modum düştü, enerjim düştü, suratım düştü. Şimdi boşu boşuna onunla buluşacağız, onu da suratı moralini düşüreceğim. O yüzden geldim şimdi burada tekrar kint yemeklerine. Bol soğan koymuşlar. Önce bir burada yiyeyim. Belki sonra biraz yürüyüş yaparım. Ondan sonra eve geçeceğim. Böyle. Şu an kafam çok dağıldı yani. Böyle bir sınav beklemiyordum. Hava da çok soğudu saçma bir şekilde. Kendime küçük bir çay koydum. Yemek yerken şunu düşündüm arkadaşlar. Aslında herhalde biraz abartılı bir varsayımdan gidiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Yemek yerken dedim ki lan belki ben sınavı geçtim bile. Çünkü yarısını yapmak yetiyor sınavı geçmek için. Sonra dedim lan Çağlar, en kötü varsayımdan gidiyorsun. Ben genelde şeyimdir yani, mesela sınava girer insanlar herkes çok optimisttir yani. Ya geçmişimdir ya, şudur ya, budur ya falan filan. Ben de tam tersi, genelde pesimist bir tipim. Pesimist oluyor değil mi şeyler? Yani en kötü şekilde, en kötüsünü düşünerek hazırlık yapıyorum. Aslında iyi bir şey değil. İnsan böyle düşüyor yani. Mod şeyin çok yukarıda aşağıda oluyor. Onu fark ettim. Sonra dedim oğlum abartma, belki sınavı geçtim bile. Tek şanssızlık arkadaşlar, bugün ayın 20'si, 10 gün içinde semester bitiyor. O yüzden normalde böyle işte 3 veya 5 gün içinde sınavları söyler. Bu sefer şey dediler, 3-5 hafta sürebilir. Çünkü tatile çıkıyor herkes. Aslında hemen bilseydim benim için daha iyi olurdu yani. En azından kafam rahatlardı, öyle söyleyeyim. 9 gün içinde bir sınavım daha var. O da master'da. O da senede bir kere oluyor sadece. Şu senede bir kere olması çok iğrenç bir sistem ya. Ondan sonra bütün her yerde haberlerde, orada burada niye öğretmen yok, niye bilmem yok. Senede bir kere yaparsan sınavı, millet bir kere beklemesi gerekirse saçma yani, saçma. Neyse hadi oraları geçtim. Sistemsel hatalar için konuşmayalım. Şeyi fark ettim bu arada, suratımda benim bayağı sivilce çıkmış. Şurada tam alnımın ortasında. Burun yanlarımda, yani benim genelde yüzümde, yani şu bölgede sivilce çıktığında ben çok stres olduğum dönemlerde çıkıyor. Değil mi? İçsel olarak hani dün böyle bir mod şeyi, hani yorgun hissettim falan filan da mental olarak. Ama demek ki iç dünyamı şey yapmış yani. İç dünyamı bayağı etkilemiş stres olarak. Şimdi fark ediyorum yüzümdeki sivilceleri görünce. Şu normalde hiç çıkmıyor. Böyle ikinci sınav hazırlığına başladım. Bana bir tane ana olsun diye bırakıyorum bunu. Sınav, bir sınav günümü master'dan. Bubble'da sohbet ederek çektim. Hani sohbet niyetini dinlemek isteyen olursa diye. Bir de Almanya'da master veya işte üniversite okuyan, yani üniversitenin lisans bölümünü okuyan veya okuyacak olan arkadaşlar için de böyle bir şey olsun. Nasıl diyeyim? Başkasının tecrübesi yani. Anlatabiliyor muyum? Başkasının gününü gözlemleme şansı en azından olabilir sizin için. Böyle arkadaşlar, daha birkaç bir şey daha söyleyecektim ama unuttum.
Unuttum ama yani şu an için daha keyif olarak iyiyim. Dediğim gibi belki sınavı geçtim, haberim yok. Bu da olabilir. 3-5 hafta sonra sonucunu alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de şimdi bir çayımı mayımı içeyim. Ondan sonra yine sınavlara hazırlık.